Bugün sizlere gene değişik bir pilav malzemesiyle geldim. Müsembe pilav dediğimiz gene kendi yöreme ait Azerbaycan bölgesine, daha doğrusu İravan'a ait bir pilav, Müsembe pilavı. Onun için malzemelerimi şöyle sıraladım. Pirincimi yıkadım. Suya yatıracağım biraz tuzla. Biraz dinlendirmem lazım. Biraz kuzu etim var. Biraz diyorum çünkü göz kararı gene. Bu yarım kilo olabilir, aile sayınıza göre artırabilirsiniz. 1 kilo olur, 2 kilo. Domatesim var, rendeledim hazır şekilde. Olmazsa olmazımız bizim zerdeçalımız var, her yemeğimizde kullandığımız. Patlıcanım var, patlıcanı tuza yatırdım şu an. Şu şekilde böldüm, tuza yatırdım. Soğanım ve limon tuzumuz. Limon tuzunu da birazdan yarım su bardağı suyla eritmeye çalışacağım. Şimdi ben tuza yatırdım. Sıkıp acı suyunu aldım patlıcanlarımı. Çok az kızartacağım. Çok az. Şöyle bir çevireceğim. Etimizi ve soğanımızı kavurduktan sonra bir miktar tuz koyuyorum. Şöyle ölçü bazında. Bir miktar zerdeçal koyuyorum. Ya bunları çeviriyoruz ve domates suyumuzu, domatesi rendeledim. Bunun birbirine özleşmesini bekleyeceğiz. Şimdi ben bu ara ocakların yerini değiştirdim çünkü pilavımızın suyu kaynadı. Kaynayan suyumuzun içine tuzumuzu ilave ediyoruz. 2 ölçek, 3 ölçek. Sonrasında suyunu süzdüğümüz, daha önce tuzlu suya yatırmıştık bunu biliyorsunuz. Yıkayıp pilavımızın haşlanmasını. Yani bunu sürekli söylüyorum, makarna kıvamında. Makarnayı nasıl 15-20 dakika kadar kaynatıyoruz, o kıvamda pirincimizi de kaynatacağız. Zaten bunun piştiğini anlıyoruz. Yani pirinçler uzamaya başlıyor, diriliğini kaybediyor. Çok da fazla haşlamayın. Ama en sağlıklısı budur. Yani nişastası alındığı için çok çok hafif bir yemek türü pilav oluyor. Pirincimiz haşlandı. Süzgeçten geçirip suyunu süzüyoruz pirincimizi. Tamamıyla nişastası alınmış oldu. Bir miktar yağ altına koyuyoruz. Ben bunun altına her zamanki gibi gene bir patates koymak istiyorum.
bunun bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çevireceğim. O arada pirinçlerimi, pilavımı tencereme boşaltacağım. Şimdi patatesleri yadırgayanlar olur belki, pilavla patatesin ne alakası, ama bu kadar mı güzel yakışır? Altında bunun hem pilavımızı korumak adına yapıyoruz, hem çok tatlı bir damak zevki veriyor bize. Bir kısmını kızarttım, diğer tarafını çeviriyorum. Yağımızı gezdiriyoruz. Pilavımızı şimdi demlenmeye bırakacağız. Kısık ateşte. Altındaki patatesler duvara kızarmış olacak. Ve gene bu şekilde yapıyoruz ki buharlaşmada hamurlaşmasın. Pilavımız daha diri olsun diye. Altında kısıyoruz. O ara pirinçten çıkan nişastayı görüyorsunuz. Ve biz bunu tamamıyla pilavdan arındırmış olarak sade, hafif bir şekilde tüketiyoruz. Şimdi bu demlenirken diğer yemeğimin de işlemine geçmiş olacağım. Şimdi bu etimizi kavurduk yağla, soğanımızı koyduk, tuzumuzu koyduk, biraz zerdeçal koyduk, tekrardan hatırlatmak anlamında söylüyorum. Domatesimizi ve daha önce de kızarttığımız patlıcanları şöyle bir unuttum bunu koymayı. Limon tuzumuz vardı. Çok az, şöyle ekşilik katsın diye ben bunu az koyacağım. Şimdi sezonu olmadığı için patlıcanların malum yaz patlıcanı gibi olmuyor. Hemen kızarttığın zaman erimiş oluyorlar. Koyduğum limon tuzuydu biliyorsunuz. Hatta söylemiştim. Limon tuzunu suya yatırdım erisin diye. Bunun şimdi birbirine özdeşmesini bekleyeceğim. Bu da burada hazırlanmış oldu. Fazla karıştırmadan şöyle bu şekilde bekleteceğiz. Bu da birazcık kendini toparladıktan sonra yemeğim hazır olacak. Serviste görüşürüz. Yemeklerimiz hazır. Süzme pilavımız şu an burada tane tane. Nişastası alınmış bir şekilde demlendi. Mükemmel bir pilav. Diğeri de tenceremizin, pilavımızın garnitürü tenceremizde müsembe. Bunu şimdi sizlere servis yapacağım. İrevan müsembesi. Buyurun, bekliyoruz.